Sakın yaptığın işlerde ve bulduğun manevi halde kendi gücünü görmeyesin. Bu hal kişiyi azdırır ve yaratanın rahmet nazarından uzak kılar. Sakın sözünü dinletme ve kabul ettirme hevesine de kapılmayasın. Önce temeli at, sonra üzerine binayı çık. Kalbini derin kas ki oradan hikmet pınarları fışkırsın. Sonra ihlas ve iyi işlerle o binayı yüksel. Bu işlerden sonra halkı o köşke davet et. Başkasında bulunan bir hatayı def etmek istersen, nefsinle yapma, imanınla yap. Kötülükleri ancak iman yıkar. Bu durumda Rabbin sana işlerinde yardımcı olur. O kötülüğü yok etmek için arkadaş olur. O kötülüğü ezer, ortadan kaldırır. Eğer bir kötülüğü nefsin için, halkın seni tanıması için ortadan kaldırmaya niyet edersen, rezil olursun. Her işte Hakk'ın rızası aranmalıdır. Sabırlı kulların bu dünyada çektiği cefa, Yüce Allah'ın Celle Celaluhu gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca izrini alırsınız. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla gezen, onu bir anlık cesareti sonunda kazanmıştır. Geliniz aşırı, uygun olmayan arzularımızı bir yana atıp Yaratanımıza koşalım. Bu yolda biraz perişanlık çekelim. Ne olur sanki biraz zahmet çeksek. Ona vardıktan sonra bütün çekilen sıkıntılar unutulur. İçimize ve dışımıza hükmeden nefsimizi Hak yoluna çevirelim. Rabbimizin elçisine, sevgilisine başvuralım. Onun eteğini bırakmayalım.